var tabi yani bu anda bir şey sen söyleyeyim yani Galatasaray'ın bu e, stresli ortamı kaoslu ortamı artık sona indirmesi gerekiyor. Yani sonuçta Fatih Hoca'nın da kendisine uygun bir yönetim çalıştığını söyleyelim. Çok fazla işine karışmayan bir yönetim var. Bunu net olarak söyleyeyim. Onun dışında da Hoca'nın da e, yani bazı şeyler kamuoyunda tartışılmaması gerekiyor. Bunlar içeri girilip iki tarafta Galatasaraylı İçeride konuşmalar yapılabilir, her türlü sohbetler yapılabilir. Yaşanan bir takım sıkıntılar varsa bunlar da karşılıklı dile getirebilir. Medyanın önünde tartışmak, e, tartışılır baktığımız zaman kimse bu kavgadan kazançlı çıkmaz. Kaybeden Galatasaray olur. Dolayısıyla bence en doğrusu sakin olmak ve bundan sonraki süreçte e, bir enerji yaratıp birlikte hareket etmeye özen göstermek gerekir. Galatasaray taraftar yönetimi, teknik et, futbolcu hep beraber bir bütünlük sağlamaları gerekir. Yani bu e, bazen ceviz kabını doldurmayacak tartışmalar e, medyada gündem haline getiriliyor. Polemikler haline getiriliyor. Dolayısıyla bir yerde bir iki tarafın da frene basması gerekir. Sonuçta Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Galatasaraylı seçilmiş başkan. Fatih Terim de bu kulübün efsanesi ve Galatasaraylı o da kongre divan üyesi. Yani dışarıdaki bir gelmiş bir teknik direktör olsa anlarım tamamen bu işi kendi üzerinden yapmaya çalışıyor diye ama iki tarafında ortak yönü Galatasaray ise konu Galatasaray ise gerisi teferruattır sözü artık ilişkilerde ön plana çıkmalıdır ve bence de e, tartışmalar son bulmalıdır çünkü Galatasaray'ın bu yarışın içinde olması lazım e, olması gerekiyorsa önce huzura ihtiyacı var huzuru yaratamazsanız o zaman e, da mutluluğu yaratamazsınız. Ben onu söylüyorum. Yani herkes e, işini yapmaya özen göstersin. Herkes sınırlarını bilerek devam etsin. Sonuçta mutlaka ki bir fikir ayrılıkları olsa dahi bunlar giderilmeyecek fikir ayrılıkları değil. Sohbet edilerek, konuşularak giderilir. Ama Nasıl buna... giderilir mesela? Giderilir mesela, ya ben görürsün. sen, şimdi sen de alt ayda ben de oynadım. Sen çok oynadın, attın. Teknik direktör. Ben oyuncu, ben de başkan olsam, sen teknik direktör olsam ben sen içeride anlaşırım hocam. Bir sorun varsa konuşulur. Konuşula bakma yani bu herkes önünde Galatasaray takımı transferleri şöyle oldu böyle olmadı veya şu forma oldu bu, bu. bunlar tartışacak konular değil. Hayır şöyle olabilir mi? Yani ee, bence içeride her şey konuşulabilir. Mesela, anlaşırız. Fatih Hoca işte mutlaka Konya Sporu maçından sonra bir konuşma olacak başkan. Bence yanlış yapar. Yani hayır konuşup ondan sonra ya başkanla biz konuştuk böyle olaylar olur. Bizim kulüp başkanımız. Evet. Bizim hedefimiz burada e, başarılı olmak. İşte hedefe gitmek. Amaç tek bu Galatasaray'da. Yani böyle şeyler olur. Derse bu olayı yumuşatır. Öbür türlü Fatih Hoca eğer bu olayı farklı yönden bakıp eğer farklı bir açıklamalarda bulunursa daha olay gerilir. Ya yani burada Fatih Hoca yani bu gazı alacak, bu birleştirecek tavrı Yapması gerekir. Yani kendi attığı mesajda da bunu söylüyor. Herkes birbirine cevap vermek yani, zorunda değil hocam. Evet. Her verirse de olumlu Hayır, diyorum. Versin. Levent Hoca bu enerjiyi yaratabilecek Hayır. kimliğe sahip evet. Bir evet. hocam. İşte olay bunun, biter. Bunu vermesin. Ben maçtan sonra böyle evet. bir şey bekliyorum. Değil mi Başkanım? Aşk, olur evet. öyle demiş onun. Ben böyle bir şey bekliyorum. Bunun kararına da evet. saygı duyuyorum. Bitmiştir arda olayı. Biz hedefimize kilitleneceğiz. Başkanla da herhangi engeçmiş evet. sorun yoktur. Doğru mu? E, böyle yani demesi Genel gerek. anlamda. Böyle bunun farklı bir şeyini söylerse, o zaman ciddi anlamda yani. İpler daha fazla gerilir. Şu anda gerginliğinden daha da fazla gerilir. Ya sonuçta dediğim gibi yani daha rahat çalışabileceği sezon başından beri, geldiği günden beri beraber e, olumlu hareket eden, sezon başındaki görüntü varsa akşamki programa alıp verelim Galatasaray maçından sonra. E Bir imza töreni var ya Galatasaray'da hatırlarsan. Ama abi Bati çok hocayla. sular akmış ya o günlerden Efendim? bu günlere. Çok sular akmış. Akmaması gerekir. Ne olmuş yani ya? Akan sular içerisinde ne var ya? Yani? Ben yani. bunu anlamıyorum. Bu tartışmalar nereye kadar gider ki? Vallahi Soruyorum. Zaten ya benim için Murat'ın 22 numaralı formayı giymesi, 75 numaralı giymesi hiç önemli değil ya. Bunu bahane etmek de yanlış. Kusura bakma. Kim gelse Arda işin, Arda işin, Arda işin bahanesi Arda da mesela zaten. Saray, Arda Galatasaray'a gelmemiş. Arda üzerinde bu kadar Arda bir doğru değil. Meselenin Meselenin temelinde Arda olduğunu düşünmüyorum. Yani Arda son 3 yılda 20 maç oynamamış bir oyuncu. Yani bu kadar tamam değerli bir oyuncu. Her iki tarafta bunun altını çiziyor da. Yani sonuçta bu arda bir şey olarak bir neden ama başka altında illaki bir şeyler var. Yani bunu biz bizler dillendirdiğimiz zaman işte bakıldığı zaman şey oluyor. Sıkıntı yaratır gibi durum oluyor ama gerçekler bence başka yani daha sezon başına kadar bence dayanan bir süreç var. Ha bu tamamen transferlerle ilgili mi? Karşılıklı efendim bir takım şeylerle ne bileyim ya yani bir bakıyorsunuz hoca diyor ki Florya'da köstebek var diyor. Bir bakıyorsunuz e, hoca diyor ki bir maçtan sonra ben artık konuşmayayım çünkü ceza almaktan bıktım biraz da konuşmayanlar konuşsun Geçen sene söylüyorsun bunu? Yani orada evet. direkt yönetimi mesela mesaj veriyor. E, Sayın Başkan çıkıyor diyor ki Galatasaray teknik kadrosuyla efendim hocanın maliyetlerini düşürmek lazım. Yani ücretler yüksek diyor açık konuşmamız gerekirse indirmemiz lazım diyor. Yani böyle küçük küçük ama sürekli böyle yapılan karşılıklı açıklamalar var. E bir noktada da bence patladı. Ben açıkçası bağların koptuğunu düşünüyorum. Ya ben yani de... o bunu böyle şey yapsam bile o kopar artık. Benim düşüncem böyle yani. Ben koptuğunu düşünüyorum. Ama bundan sonra ne olacak? Nasıl bir şekilde çalışma ortamı olacak sağlıklı? Bilinmez ama senin dediğin gibi önemli olan Galatasaray. Önemli olan Galatasaray'ın yarışın içerisinde kalması... Ve başarısı zaten Sayın Başkan da biz kenetlenmek için ben bu toplantıyı yapıyorum dedi. E Ama arkasından söylediği sözler de var tabii. E hocanın da bin saat 19:05'te attığı tweet'te de ben şöyle anladım. E, ben istifa etmiyorum, sözüm var, devam edeceğim dedi. E doğru. Yani şu anki gelinen doğru. nokta bu. Şimdi sevgili Murat'cığım bak, Sivas maçından sonra Ersun Yana'da için neler yazıldı? Yani... Sonra Beşiktaş maçından sonra oyuncu ilişkileri dile getirildi. E geldiğimiz noktada yönetim hersiyonel devam ediyor. Bu tür tartışmalar, fikir aylıkları olabilir. Bunu uzatmamak gerekir. Benim Ama tabii orada başkanla hocanın... İçeride bugün benim... hocanın hoca da bugün artık buna cevap vermesi gerektiğini düşünmüyor. Öncelikle bugün Galatasaray'ın Konya'da kazanması gerekir. Evet. Kazandıktan sonra hocanın ortaya... Sonucu Levent abi dediğin gibi kısa bir şey. Önemli. Araya girdim. Sen devam et. Yani Sonucu çok önemli. İnan tab bu işin Nereye gideceğini de bugünkü maçın sonu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii. Yani bence ben Rea Hoca'ya katılıyorum. Galatasaray'ın birinci öncelikli hedefi kazanmaktır. Kazandıktan sonra Fatih Hoca'nın attığı tweet'in arkasında durması için de tecrübeleriyle, Galatasaray'da kazandıklarıyla, efsane oluşuyla ilgili bu kadar bilgi birikimiyle e, bu kavganın Galatasaray'a zarar vereceğini hesap etmesi gerekir. Bir barış çubuğunun yakılması gerekir. Yani burada artık egoların kenara bırakılmasında fayda var. Kusura bakmayın. Kimse bu kavganın kazanı, kazananı olmaz bu tartışmalarda. Bu tartışmalardan Galatasaray zarar görür. Bunu Fatih Terim'in hesap etmesi gerekir. Yani evet. taraftar Fatih Terim'in yanındadır, kabul ediyorum şudur budur ama efsane bunu tarih her zaman için yazacaktır. Ama bir iş tarzı varsa da bu işleyiş tarzında herkes bence sınırlarını bilmelidir diye düşünüyorum. Evet bu arada ee, Göztepe Beşiktaş maçının pozisyonlarına da bakmamız lazım. Ayrıca e, bu akşam e, saat 21 itibariyle gidecek takım oyununda e, Erman Toroğlu da bu pozisyonlara e, fikir beyan Bak, edecek. Bu maçın... Bir tane kural hatası falan iddiası tabii, var. Ama Serkan. bir önemli gelişme var tabii, hocam. Tabii, Fenerbahçe ederim. kulübünden bir açıklama geldi. Ertelenen e, yeni Malatya Trabzonspor maçına dair e, ilginç ifadeler olan bir yazılı açıklama yayınladığı Fenerbahçe kulübü e, açıkçası okuyorum. Ülke olarak Elazığ ve Manatya bölgelerinde yaşanan deprem dolayısıyla arkadaşlar siz de onu resmi siteden bulabilirseniz ekranı yansıtın. Fenerbahçe resmi sosyal medya hesaplarından ve resmi sitesinden bu açıklamayı yaptı. Elazığ ve Manatya bölgelerimizde yaşanan deprem dolayısıyla tüm halkımızın seferber olduğu dayanışmanın öne çıktığı, spor ailesi olarak da depremden zarar gören vatandaşlarımız için hep birlikte örnek adımlar atılan bir süreçten geçiyoruz. Umuyoruz ve inanıyoruz ki bu süreci ilk andan itibaren devrede olan devletimizin önderliğinde kısa sürede atlatacağız. Tüm bu yaşananların ışığında dün itibariyle spor kamuoyunun gündemini meşgul eden BTC, Türkiye'nin Malatya Spor ve Trabzonspor arasındaki karşılaşmanın ertelenmesiyle ilgili görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Öncelikle belirtmek istiyoruz ki verilen bu karar lig yarışını etkileyecektir. Dolayısıyla tüm Süper Lig takımlarını ilgilendirmektedir. Bu noktada Malatya'mızın takımı olarak ligde mücadele eden BTC Türkiye'nin Malatya Spor'un resmi mecralardan yaptığı Elazığ ve Malatya'yı etkileyen depremin yaraları sarılırken bölgemizin yaşadığı travmadan bir an önce kurtulması ve hayatın olağan akışıyla devam etmesi adına Trabzonspor müsabakamızın aynı gün ve saatte oynanmasını camiamızın da yüksek anlayışıyla uygun olacağını düşünüyoruz açıklamasına. Ve Malatya Spor Başkanı Sayın Adil Gevrek'in bugün kamuoyuna yansıyan açıklamalarına bakıldığında Erteleme kararının ev sahibi takımın talebinin tamamen aksi yönünde şehirde maçın oynanmasına engel bir durum olmamasına rağmen sadece Trabzonspor'un talep üzerine gerçekleştiği çok açıktır demiş Fenerbahçe Kulübü ve devam etmiş. Burada Trabzonspor'un kart cezası sınırındaki oyuncularından en vakam durumundan bahsedilmiş.